Buraya Gündeki gel. Necdet İşler gibi görüyorum ben kendimi. Ha sen bu taraftasın ya, pardon. Ha. Neyi gibi görüyorsun Hadi abi? geldim. Yıldız Yıldız Tilbe'yi Tilbe'nin tanıyorum. filmindeki Ha. Necdet İşler gibi görüyorum kendimi ben. Ha. Niye alamıyorum? Bülent Çünkü Ersoy'un İnan filminde de Karaca. var böyle bir tane. Onlar gibi mi aynı? Enteresan. Evet. Yıldız Bu kadar Tilbe'nin özel Delikanlım yerini. klibindeki gibi görüyorum kendimi. Ha, aynen. Ağzı. Orta hafta sonları. Neyse hanımlar, bu vesileyle O birer sende bayağı var. uçuşta öğrenmiş oldunuz. Çok yok ya. Ben şu şeyleri atayım da. Günhan, diyelim ki böyle bir kadın kapattı seni ve bütün gün sana platinyum kupa kastırıyor. Akşamları da cima ediyorsunuz falan. Evet. Keyfin yerinde. Kadın Yerimde. inanılmaz corporate yoga hocası. Bir anda öğreniyorsun ki senin dışında da bazı evlere kapattı. Farklı erkek. Aa, bak şimdi. Bu hiç olmadı Bana ya. ne ya? Nüfusuma mal. Olmuyor ki. Bana Evet. istediğim hayat. Sana da bilmiyorlar ya. Böyle siz hep biliyorsunuz da bunlar hiç bilmiyorlar. Ne Aga be bize? vur 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 vur. Aga be vur 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 Ha mesela. ben gazapizm biliyorum abi. Berk Günhan'ın hayalini paylaşan çok... Kendine öz saygısı yüksek işli insan var. Allah Allah. Ya ne var oğlum ya? Benim istediğim Şu gayet normal bir an şey. harbiden şaşırdım ha. Ya yok yenge Kişilik. şaka. Düştüm lan. Kişilik özelliği mi dedin? Ay evet. Kişilik kelimesine bu kadar yabancı olamazsın. Kişilik diyorum deminden beri. İşte görmediğimiz için. 42 santim ben. İşte şu yaşımıza kadar görmediğimiz için. Vay. Ne diyor bir Yeah. anlamadım. Göremedik bir kişilik. Şey Markin'e bütün SSG'leri şu an telefon attır yayına bağlanacak. Bize kişiliksiz Vallahi biri beni şu anda arasa dese ki ben Günhan'ın eski sevgilisiyim veririm. aşk doktoruyum evet. Minecraft'tan Sancı bir sıkıldım. şey anlatıyorum daha bir şeyler. Ben evi biraz daha büyüteyim ya. Durumdayız mı? Size öyle bir şey diyen oldu mu? İki katlı yapayım. Erkekler duruyor. Hayır. Ben Biz seni niye öyle şeyler? soruları soran erkek. Laf olsun torbada olsun. Keşke 20'li yaşlarımı kızların açıldığı bir çağda Ne yapıyordunuz orada Yiğitcan? geçseydim. Ya çok patriarşik. Tancan evine biraz ışık da koy ha. Evet Bombi ya geliyor şu şey. an. Meşalem yok. Şeyde Sungur'un underground yerleşkesinde bayağı kömür olması lazım. Tamam. Kral benim şeylerde peçetelerde diyorum. Sandıklarda ne görürsen al. Sungur sen Diamond. uçuyor mu bayağı ya? Uçuyor mu abi ya? Ben demin çok... Olamaz. Horon mu? Fider Evet. hoş geldin. Horon izledim izledim. Böyle traf. Şehir merkezi ki yani normal bir şehir merkezi. Bir şey yok yani. Normal şehir merkezi. Yenge sen Ama ben... Karadenizli misin? Evet yani... Peki Belli değil mi abi bir şey sorayım. Benim baba tarafım da bir kısmı oradandır. orada? Ha. Kastamonu Abana'dan baba tarafı benim komple. Neresi? Abana hangi köy? Köyü bilmiyorum. Evet, Akraba. gözünün önüne gelen belirli bir stereotip var. O da Trabzon ve Rize'den çıkar. Evet. Çünkü Abi birini bıçaklayıp silah taşırsan olur bak. Rize'den çıkar. Adana'da Karadeniz'den zamanı. bence yap ve dalga geç yani bu arada. Ama şey, Değil mi? Karadeniz deyince Trabzon Rize'nin gelmesi gayet normal. Ha Giresun'dan da tuhaf insan çıkmaz. En gerçekten tuhaf olanlarımız Trabzon ve Rizeli olanlar yani. İşin gerçeği Anladım. bu. Anladım. Tamam arkadaşlar İşte duydunuz. Samsunlu da bize benzer, birbirimize benzeriz. Ne bileyim başka Artvinli'ye de benzeriz. Ama onlar daha aklı başında insanlar. Tamam. Chat'te 1500 kişi şu anda benim Last Pass aldığımı duydu. Artık bana bir daha bu konuyu önüme getirmeyin. Last Last Pass'ı aldım. Oo, lan Yiğitcan'a bak. Ben de diyorum ki Yiğitcan'a iyi bu sefer zorlayıp bitirmemiş oyunu bizden habersiz girip girip diyorum. Adam kendi dağının arkasından neler yapmış. Gördünüz mü bunları? Yapmış Yok da ben ev inanırım. yapmaya çalışıyorum abi. Çakala bak ya. Ben de buna Kuantiyeli şeyler ne? mantar. Niye kocaman Büyümüş işte. Bakarsan bir bakmazsan böyle vahşi doğada büyüyor yani. Adam bütün taşları eritmiş, erimiş taştan yapmış her şeyini ya. Kim Ben yapmış bunu? Yiğitcan, ben dünyanın en çirkin taşlarıyla yapıyorum bütün inşaatları. Senin şey sunucusundan dolayı ya. O Baksana. yüzden. Şömine falan yapmış adam. Neler yapmış herif? Bak bu küçük patika da yapmış ormanın içinde. Nereye gidiyor acaba bu? Ne güzel bir mekan yapmış gerçekten. Evet. İç dünyasını yansıtmış buraya belli ki. Göl de var. Küçük bir göl. Göl
Bir de bana bak, derinlerde lav kazıyorum. Evet ya bebeğim, o yüzden diyorum sana yani. Derinlerde sürekli lav kazıyorsun. Yiğitcan yüzeyde yeni bir dünya kuruyor. Ben bunlar sizin ruh haliniz veya iç dünyanız hakkında. Yiğitcan'ın mekana gideriz birazdan, bakıyoruz. Adam her yere çiçek yapmış. Bak hanım hobiler. Dekorasyon yapmış her yere. Hanım hobiler. Lav dök yani bir şey. Oğlum adamda estetik anlayışı var demek ki hepimizin aslında. Estetik öyle olmaz, şöyle olur. Bak estetiğe. Görüyor musun? Ağaçlar falan ne güzel görünüyor. Küp olmalarına rağmen. Evet. Ama estetik şöyle olur bak, benim kuleyi görüyor musun orada? O da çok orada? Güzel bebeğim, tamam ona bir şey demiyorum. Ama sen resmen medeniyet algın, böyle ağaçları keserek üstüne beton yapmak yok. Yo, ben bir tane ağaca dokunmadım. Yiğitcan ne yapmış? Bak, ormanın içine kurmuş medeniyetini. Sen gitmiş ama. Fallik dikmiş. Her yer beton. Bir tane de şu böyle sembolik ağaç koymuşsun oraya. Yok ben koymadım, o da Yiğitcan'ın. O da Yiğitcan'ın bir de. Benim burası. Bu da Yiğitcan'ın. Resmen bir tane yeşillik yok ya. Yiğitcan'a koca bir şey dikmişsin, bir tane yeşillik yok. Yiğitcan'a çocuk bak. Resmen cennetten bir köşe yaratmış orada. Bak, hanım gibi bütün evinin kapısını şeyle kaplamış. Hanım gibi. Camla kaplamış bütün evin kapısını. Kar cinsiyet yorumlar bunlar ya. Hanım gibi falan. Şey oğlum işte yani şey eş hanım gibi hani. eş hanım. Bu da sub class değil mi? Eş hanım. Aynen. Bak. Doğa övüyoruz. Adam bize diktiği lav kulesini gösteriyor, gözümüze sokuyor. Ve, bakın diyor. Ve bu lavlar buradan akıp yanlarda birikiyor ha. Ola ki mesela... Aşkım senin içinden Laz müteahhit çıktı ya. Laz müteahhit değil. Ola ki mesela düşman mı saldırdı bak. Vaps! Tamam Laz mühendis değil ya. Ama bir Lazlık var gibi sende. Sen yani. Uçuyor mu, ne yapıyorsun? Ben, kesinlikle. Dur sen şimdi, benim savunma sistemlerim devreye giriyor şu anda. Ya hadi biz bakalım. Doğa diyoruz. Cennet diyoruz, insan gibi yaşanacak yer diyoruz, savunma sistemi diyor bak. Şimdi yanın bakalım. Ya, hayırım ben zannediyor. Bu adamı. Buraya lavu tutacak bir şey yapmazsan bu arada tarlamayı akalım bundan abi. Hiçbir şey iyiye gitmiyor şu an ya. Abi sonuna kadar böyle bunlar da power drain, sonuna kadar. Ana. Sıkı bir şey demeyin, delirtmeyin beni. Yönünü de mi değiştiremiyorsun o lavları? Çok onlar kontrolden çıktı bir yerden sonra tabii o lav işi. Camdan mı ya? Camdan mı? Kaçsınlar bari. Ya Liz. Onun içinde kalmış, kül olmuş hayvanı mı yiyeceksin? Hayvana değil lan de. Lan oğlum in aşağıda, şu hayvanları serbest bıraksana. Hayvana değil de buğdaya üzüldüm ben, biliyorum. Buğday kötü oldu. Ha bağırmış. Lan oğlum, domuzcuk. Abi izliyor öyle, hayvanların telef oluşunu izliyor. İn aşağıda serbest bırak, kaçsınlar ya. Aga. Sen de ocak mı alsam hocam da hep. Kötü oldu. Bunu işte engellemek için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı yani. Her şeyini indirdik valla. Hayat. Neyse. Ya hayvan zaten ölmek için yaşıyor. Ben onları niye besliyorum orada? Ya öyle bir sonu mu hak etti o hayvancağızlar? Lavların altında kalıp kül oldular ya. Ölmemişlerdir belki. Şimdi göreceğiz lavlar komple çekildiği zaman. Belki ölmemişlerdir. Ne biliyorsun öldüklerini? Nek dediğin akıllı hayvan. İşte Pompei'de de böyle olmuştu diyor Mahmut. Aga ölmüşler bak, orada delisi kalmış. Of be, oyunun başından beri bakıyordum ben onlara ya. E serbest bıraksaydın, salsaydın. Aa. Aklı yok, yok açmaz ki. Aklı yok. Ne biliyorsun? Çık buradan, çık buradan. Aklı yok, fikri var abi. Olmuş bir inek halkı. İnek anladın halkı. Mı? İnek birey. Oha hepsi ölmüş. Oha! Ne oluyor lan? Yuu! İkinci dalga geldi. Şu an tam SimCity'de felaket izliyor gibiyim ya. Bu arada altına kaçabilirler de ha. Evet vallahi olmayacak bu iş. Neyse, neticede yaptığım savunma sisteminin ne kadar iyi olduğunu hepiniz gördünüz. İnekler üstünde test etmiş de olduk hem. Evet. You don't fuck with Sungur Tower. İşte bu da bu kadar. Açarım kapakları. Laps. Doldururum otobüslere, gönderirim lavları. Vallahi mahvolursunuz. Evet evet şifkon. Abi kıza hava atacağım diye açtın lavları, gitti inekler. Tam öyle oldu bu arada. Vallahi altın bulmam lazım önce. Sana bak, hayvanları geri getirdim. Ölenleri mi dirilttin? Yani. İnek inektir. Ölenler öldü. Buraya asma kat yapayım ben. Resmen hem de bir hiç uğruna. Bunch of inex işte yani. Hayır, test yaptık sonuçta savunma sistemlerimiz çalışıyor mu diye. Çalıştığını gördüm.
Ne yapayım, insan üstüne mi test etseydim? Al seni Robert'ci babacan. Vakıfbank gibi bir herif böyle, tamam mı, herifin sesi. ulan bir baktım herif, yani şey, çok beğendim, hani çalışabilir miyiz diye mesaj atacağım. Bir baktım adam bütün şeyi seslendirmiş abi. Ne kadar bugüne kadar üstüme. Oraya doğru gideriz değil mi? bakalım bu işlerin sonu nereye varacak gerçekten. Ya evet abi. Bence Twitch de bize girecek yine bir noktada bilmiyorum. Remember when Twitch was about gaming? Ne günlerdi değil mi? Yeah. Ben yeşil yeşil bir şeyler düşürüyorum. Ha, bu yine olmadı ya. Ben şu benim kulenin lav işini bir tam çözemedim ha. Sürekli ateşle oynuyorum. Olmuyor da. Ulu Bey, küçük iski. Arada bir tane daha vardı ya. Bu her 50-60 bölümün bir tane villain'ı var pusuda. Tarlalar ve inekler yine gitti, farkındayım. Her hemen işini görüyor falan. Bayağı polis gidip, buna hiç dokunmuyor. Bayağı gidip cenazede şey yapıyor ya. İşte buraya gelme sebebim sizin de işte geleceğiniz yeri göstermektir falan diye böyle bir racon yapıyor ya, mezarın üzerine şey atıp uzun namlulu atıyor. Uzun mermi. Polat da sinir oluyor. Size atacağı mermiyi benim mezarıma attı falan diye sinirleniyor. Evet evet. Sonra bir tane deli bulup ona bıçak atıyor. Evet ya. Kirveyi neydi de öyle oldu? Kaptılar falan aşırı tehlike gibi. Sonra böyle yalan ediyorlar kirveyi de. Evet ya. Abi bu Power Rangers tarzı dizilerin en büyük hatasıdır o ya. Bazı karakterleri çok güçlü gösterip sonra arkalarını yarım bırakma. İşte kirve tam oydu yani. Bunların hepsi temizleyecek gibi yaptılar, sonra bir olmadı. Şey giriyor. 16. ayında öpüyorum. Bir noktada Süleyman Demirel ve onunmuşlar aynı onun gibi takılıyor falan. Niye girdi ve niye çıktı hiç bilmiyorum mesela. O da girip çıkıyor. O arada kara geliyor işte. Yeşil. O, bir 10 bölüm zaten karayı bulmaya çalışıyorlar. Karanın bulunca şey böyle... neydi? Karanın girme sebebi neydi? O şey para yapıp... abi. Para. Aynen öyle. Polat'ın tarafında giriyor. Önce nötr giriyor. Tarafsız. Polat'ın tarafında da kusura bakma falan diyor böyle. Hani biliyoruz iyi adamsın ama sen sıçtın falan diyor. Hangisi? Face sistemiyle şey istiyorum. Hadi senden oğlum, lanet olsun. Tamam yapacağız. Ben mesela de yardım adam... ederim. Bir şey lazım olursa haber ver Günhan bana. Yok diyeyim. Lan söz yaparız yani. Lord'a sıkışırsan Tancan, kurallarda sıkışırsan ben varım kardeşim. Çözeriz yani. Alper'i öldürüyordu aynen. Memati'nin ilk bu son bölümlerde yakalanınca şey çok iyi. Bana aslan, kaplan gibi hayvan isimleriyle hitap ediyor. Yine abonemiz. Oo Tuna'cım hoş geldin. Kulenin bir tarafını kısa yapmışım ya. 8000 yıl sonra fark ettim var ya. Tuna selam. O ara bir Tart dizinin şeyi iyice... Neyse şimdi şey yapmayayım çok. Böyle bir yancı olmaya başladı oradan sonra iyice. Aynen. Ve hapishanede Kaşif Kozin oldu diye biri öldü. Adam dizideki adı Kaşif oldu. Dahan Demir hoş. George Soros bizim babamız. Bunlar ne dedik lan? Allah Allah. Vatanını devletini seven aldatır mı Memati? İtiraf sahnesi de çok iyidir ya. Oğlum. Efendim anne. Aç mısın? Açım. Bütün Türkiye ağlamıştı orada. O ne be? Siz de aç mısın diyor. O kadar şey anlattıktan sonra. Nasıl gidiyor abiler? Keyifler yerinde mi? İyi abi ben eve ikinci katı çıkıyorum. Kurtlar Vadisi övüyoruz hep beraber. Kurtlar Vadisi konuşuyoruz. Ne anlamadım? Kurtlar Vadisi. Eyvallah eyvallah olsun. Ben de videolara gömüldüm yani. Böyle denizler, okyanuslar, yelkenler abime bir video hazırlıyorum da. Tancan da Gülhan ilk 92 bölümü ezbere biliyorlar da. O kadar. Senin elit ortama giremedik bir anda abi. Abi denizde ne yapacağız abi? Havaya kurşun sıksan suya düşüyor abi fark ettim. Sungur Sharon Stone. Yok benim gece mesai uzun ya. Ben arka tarafta sizi açmıştım öyle. Kolay gelsin. Bak Yunan biz seni anladık tanıdık. Ya yok bu oğlum. Vardı uyku geldi. Ah. Eyvallah. Bunlar hep civilization nükleer atmadığın hiç oluyor Mert biliyorsun. Ya. Siz daha takılıyor musunuz?
Ben daha buradayım gibi ya. Ben de kaçarım ya. Ben de kaçarım. Kaçmayacaksan sana raid diyeceğim çünkü. Yok, kaçarım ben de bir 10 dakikaya falan. Ha, o derece tamam. Kaçılıyorsa ben de kaçarım tabii. Ha. Ben de yorgunum ya, şey draft bayağı yordu. Bir de gerildim falan. Sabaha kadar siyahi oyuncu aldın ha? Evet. Özellikle de günümüz ortamında zor tabii. Tabii, biraz zorladı onları seç. Politik olarak biraz yanlış buluyorum. Herkese eşit mesafede davranmadın mı Tancan? Eşit sabaha seçtim abi, takıma hiç beyaz almadım pazardan. Mesela. Bir tane Hispanik alacaktım, Arjantinli alacaktım daha doğrusu, onu da alamadım zaten. Bu diğer oyuncularla beraber mezat gibi mi alıyorsun abi bunu? Evet valla mezat gibi, baya parayla alıyorsun. Gerçekten öyle bu arada. Köle ticareti. Mezat gibi. Ya kapatma lan. Canan 85, 8. ayında hoş geldin. Günhan tarih ver, seyircilerim tarih soruyor. Sen tarih ver. Şubat'ta oynarız. Şubat'ta. Ne? Şubat'ta mı? Tamam. Şubat. Evet. Benim doğum günümde başlıyor. Aynen. Kevin İngiliz yazıştı ortalıkta. Hayata 1-0 önde başladığımızı kimse... Şalom Şubat. Kovalık canlı kazansın ya. Severim ben kova insan. Tevekkeli değil, Turan sana da hemen ısınmışım bak ben ha. Ben biraz burçlara inanan birisiyim bu arada. Ya galiba tutuyor bazıları ya. bazıları tutuyor. Kova genel olarak evet bir güven veriyor. Ya kova. Winky 16. ayında hoş geldin. Kova güzel ya, temiz yani. En kötü işte delik açılıyor, akıtıyor, gidiyor işte ya. Ne yapalım ya işte. Oldu kadar artık. Yengeçler çok fena abi. Yengeç bayağı fena. Aynen. Günhan sen balık mısın? Yengeç. Sungur'la biz yengeçiz. Evet. Yengeç. Siz ha evet bak mantıklı şimdi yengeç olmaz. Sabah akşam ağlıyoruz evde sürekli şey dinleyip. Linkin Park dinleyip. Sevgili dostlar. Ben hafiften kaçar zor. Burada save almıyoruz değil mi? Bırakıyorum. Yok yani. Aynen. Ben şimdi sizi çok iyi, çok tatlı bir yayıncıya gönderiyorum. Anıl, Papercraft yapıyorlar onlar da şu anda. Selamını söylersiniz. Yarın şey var, göt var biliyorsunuz. Aa evet, götümüz var ya. Ona kadar yayın olmaz. 12'de YouTube'da görüşürüz sizlerle. Aynen. Çok sevgili Anıl'a selamımı gönderin efendim. Hepinize iyi geceler. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız. Bay bay. Tamam. Güzel. Çok da kötü olmadı kulen be. Ha? Bir şey söyleyeyim mi? Fena olmadı. Ha? Fena değil, fena değil. Çok iyi de değil. Ama fena da değil yani. Çıkmadan diğerlerin evini de gösterir misin? Gösteririm tabii. Bu benim. Biraz çıldırmış olabilirim bunu yaparken. Burada hile kullandığım kısım açıkçası şu parlayan mushroomlardan daha çok almam. Nether'da gezip bunlardan daha çok toplardım da. Hanım hanım var, çok vakit kaybetmeyeyim dedim. Bir de çok öldüm, canım sıkıldı. Bizim böyle biraz saçma. Burası Yiğitcan'ın evi. Yiğitcan böyle bir cam bir yer yaptı kendisine. Altına bir maden kazdı o da benim gibi. Şuradan girişi var. Böyle bir yani gördüğünüz gibi Yiğitcan çok daha mimari çalışıyor. Burası Günhan'ın evi. Günhan böyle ilginç. Şey. Ne bir saçma bir şey yaptı bence, anlamadım. Yarı açık, yarı kapalı. Dışarıya karşı büyük, kendi içinde küçük. Bir şey yaptı böyle. Efendim Yiğitcan burada kendisine yol yaptı aşağı inen. Şu ağaç boyunca aşağı iniyor. Yiğitcan en iyimiz bu arada bu inşaat içinde her türlü. Böyle gidip şuradaki orman içinde küçük bir kuleye bağlanıyor. Tam tersi mi? Bu mu Yiğitcan'ın kulesi? Ne boktan bir şey ya. O da Günhan'ın evi mi? Whatever. Ondan sonra burada bir köprü daha var. Hiç kimsenin ne yaptığına bakmadım ki. Burada bir kule daha var. Burası Tuna Pamir'in. Tuna da gördüğünüz gibi kuleye değil, aşağı çalıştı. Tuna çok organize çalışıyor. Ondan sonra şuraya Tancan bir şey yapıyor. Ne yapıyor tam bilmiyorum ben. Tancan buraya I don't know. It's something like, you know.